Efendim herkese iyi günler diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz aynı zamanda. Bu yeni süreçten dolayı, pandemi durumundan dolayı bir üniversitemiz bir hazırlık içerisinde. Mümkün olduğu kadar lisans üstünde ve lisansta online, senkron yani eş zamanlı ya da daha sonradan izlenebilecek şekliyle eğitime geçmeyi planlıyor. Bu çerçevede Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Merkezi ve Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliğiyle bir eğitim paketi hazırlandı. Bu pakette 5 tane dersimiz var. Seminer ya da çalıştay diyebiliriz artık hangisini derseniz. Bir tanesi ders izlencesi nasıl hazırlanır? Aslında ders izlencesinden kastımız da süreç içerisinde de beraber göreceğiz. Bir dersin planlaması. Çünkü süreç de özellikle lisans dersleriyle ilgili ciddi bir planlama yapmamız gerekiyor. Fakat lisans üstünde de lisansta da bu ders planıyla ilgili yapmamız gerekenleri daha iyi tasarlayabilmemiz için bizim için ders izlencesi en elverişli planlama araçlarından bir tanesi. Ders izlencesi nedir diye baktığımız zaman bugünkü seminerimizin konusu aslında ders izlencesini bir dakika slaytlar arasında da geçişi sağlamak da şöyle evet. Ders izlencesiyle ilgili efendim daha önceden öğretmenlik yapanlar ya da öğretmen çocukları bilirler yıllık planlar vardı, ünite planlar vardı, günlük planlar vardı öğretmenlerde. Aslında bunların tümünün bir birleşimi diye okuyabiliriz, söyleyebiliriz. Fakat ders izlencesini ve ders tasarlamayı, ders planlamasını yaparken tabii o anki kendimize, fakültemize, bölümümüze, dersimize özgün durumları da düşünmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi şu anda bir pandemi ortamı var. Sürecimiz biraz hızlı. Bu sunuyu bile mesela biz bir günde hazırlamaya çalıştık. Hızlı bir şekilde tüm öğretim üyelerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabii ki bazı hocalarımızın bazı bölümlere özgün kalabalık sınıf uygulamaları var. Uygulama ağırlıklı derslerimiz var. Ulusal ya da uluslararası denklik ve akreditasyon çalışmaları var. Ve Bologna çalışmaları var. Bütün buna benzer birçok fakültemize, bölümümüze, dersimize ya da bizim şahsımıza özgün durumlar var. Bir defa plan yaparken bunların hepsini göz önünde bulundurmakta fayda var efendim. Bir diğeri, ders izlencesi nedir derken az önce dedik ki hatırlarsanız daha önceki öğretmenlik yapan hocalarımız, deneyimli hocalarımız, tecrübeli hocalarımız ve öğretmen çocukları bunu iyi bilirler. Birçok plan vardı. Bir tanesi özellikle ders planı dediğimiz, yıllık plan dediğimiz böyle büyükçe bir kağıda yazılırdı. Hatta çizilirdi böyle kalemlerle vesaire. Sonra onu bilgisayara aktarıldı. 20 yıl önce de yaklaşık kaldırıldı. Şimdi hazır her şey. Ama o yıllık planda bir dersle ilgili dersin bütün ana hatları olurdu. İçindekiler listesi olurdu. Hangi hafta ne işleneceğiyle ilgili bütün başlıklardan söz edilirdi. Aslında izlence dediğimiz ders izlencesi, İngilizce tabiriyle syllabus ya da öğretim programı gibi kavramların hepsi bize yaklaşık olarak bu yıllık plan gibi bir sonucu veriyor. Yani bir dönemde bu ders süresince ne yapacağız? Bunların bir içindekiler listesi. Ya da şöyle de tanımlayabiliriz aslında ders izlencesini, öğretim programını ya da İngilizce tabiriyle syllabus'ı. Bu kavramların hepsi birbirine çok yakın kavramlar, eş anlamlı olarak kullanıyoruz. Öğretim elemanı ve öğrenci arasında resmi olmayan bir sözleşme olarak da görebiliriz. Bu süreçte aslında konuların, ödevlerin, etkinliklerin, kazanımların ve değerlendirme kriterlerinin yer aldığı kapsamlı bir program. Peki diyeceksiniz ki şimdi aklınıza şu soru gelecek. Ya bu konunun bu pandemi durumuyla ya da bizim üniversitemizin lisansta ve lisansüstü durumlarda uzaktan eğitime geçmesiyle ne alakası var diye bir soru aklınıza gelirse değerli hocalarım. Şöyle bir durum var. Şimdi uzaktan eğitim ya da online eğitim ya da işte buna benzer şu içinde bulunduğumuz şartlar çerçevesinde eğitimi devam ettirebilmemiz mutlaka detaylı bir planlamayla yapılabilecek şeyler. Ders bazında yani her hocamız
kendi dersinin planını yapmak zorunda ki bunlarla ilgili bu süreci online ortama taşıyabilsin değerli hocalarım. Onun için bizim için çok önem arz ediyor öğretim programı, ders sizlencesi dediğimiz kavram. Peki amaçları nelerdir diye baktığımız zaman bir defa birinci amacı iletişim kurmak. Öğrenci-öğrenci arasında, öğrenci-hoca arasında, öğrenci-içerik arasında bir iletişimi amaçlıyoruz. İkincisi, içeriğin aktarılması. Üçüncüsü, öğretim elemanı için bir planlama aracı. Ki bizim bu pandemi günlerinde, efendime söyleyeyim, olağanüstü bir durumda bir anda online eğitime geçtiğimiz bu süreçte de öğretim elemanı için en önemlisi bir planlama aracı olmasından dolayı çok önemli. Öğretmen ve öğretimin değerlendirilmesi için bir kayıt aynı zamanda. Hani bu süreci nasıl yürüttük, neler yaptık, hangi konularla ilgili hangi materyalleri yükledik, bunlar da bizim için önemli. Uyulması ve takip edilmesi gereken ilke, yöntemleri aktaran bir anlaşma olarak görebiliriz. Bir de öğrencilerin kendi aralarında sosyalleşmeleri için de bir araç olarak görebiliriz değerli hocalarım. Kısacası amaçlarımız bunlar. Ders hizmencesini kullanma amaçlarımız bunlar. Peki neden önemli? Eğer iyi bir izlence hazırlarsak, normal yüz yüze eğitimde bile öğrencinin ders ile ilgili soruları azalacaktır. Çünkü sormayı düşündüğü, kafasına takıldığı her şeyle ilgili aslında bu öğretim programında izlence de cevabı bulacaktır. Ama özellikle uzaktan eğitim kullandığımız süreçlerde öğrenci size daha fazla e-posta gönderecektir. Çünkü birbirlerine soru sorma imkanları daha azalacağı için doğrudan size soracaklardır çoğu soruyu. Ama eğer ciddi, iyi bir yapılandırılmış bir izlence hazırlarsak öğrencilerimizden gelen soruların sayısı azalacaktır. Her şey plan dahilinde olduğu için öğretim elemanının da yükü azalacaktır. İşte bu hafta bunu yapacağız, haftaya şunu yapacağız, ondan sonra bunu yapacağız şeklinde bir plan yürüteceğiniz için sizin de sürekli bu tasarımla ilgili, ne yapacağınızı düşünmenizle ilgili bir kafanızda sürekli sizi meşgul eden bir şey olmayacaktır değerli hocalarım. Ayrıca öğrencilerin öğrenmelerini teşvik ederek onların derse karşı motivasyonlarını da artıracaktır. Bu da ders izlencesinin önemini bizim için gösteren unsurlardan bir tanesidir. Standart bir izlence de genelde 9 başlık altında yer alıyor. Bizler de bugünden itibaren ders izlencesi hazırlarken mümkün mertebe bu 9 başlık altındaki sorulara cevap vermeye ya da bu başlıkların altını doldurmaya gayret edersek izlencenin amacına uygun bir şekilde yapmış oluruz ve işlevini yerine getirir. En önemli işlevlerinden bir tanesi hatırlarsanız tekrar etmekte fayda görüyorum az önce söylemiştim ama normalde de dersle ilgili sorular çok olur ama özellikle uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencilerin kendi aralarında birbirlerinden etkileşim olmadığı için aklına gelecek her şeyi bir yerlere yazacaktır, telefon açacaktır, e-posta açacaktır vesaire. Bunların önüne geçmemiz için mümkün mertebe bu 9 başlığı doldurmakta fayda görüyorum ben. Bunlardan bir tanesi, şimdi bunları kısaca göreceğiz, anlamaya çalışacağız, ne olduğunu birlikte keşfetmeye çalışacağız. Ki ben listede de görüyorum, çok değerli hocalarımız var, yıllardır buna benzer planlama araçlarını kullanan hocalarımız. Belki bir hatırlatmakta fayda olarak görüyorum. Dersle ilgili genel bilgilerin olması gerekiyor. Öğretim elemanı ile ilgili bilgilerin olması gerekiyor. Dersin tanımı ve amaçlarını yer vermek gerekiyor. Ders planı dediğimiz ödevlerin, konuların, görev ve etkinliklerin olduğu bir bölümün olması gerekiyor. Öğretim yöntem ve metotlarından bahsetmemiz lazım. Ders kapsamında kullanılacak araçlardan da bahsetmemiz lazım. Yedincisi, dersin kuralları ve katılımcılardan ne bekliyoruz biz? Ki özellikle bu süreçte katılımcılardan beklentilerimizi iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Değerlendirmeyi nasıl yapacağız ve derse ait kaynaklarımız neler? Bu 9 başlık altında bir izlenceden olmasını bekliyoruz. Peki
Dersle ilgili bilgiler, mümkün mertebe dersin adı, kodu ve bunlar da mümkün mertebe öğrenci bilgi sisteminde, bizim OBS sistemimizde geçtiği şekliyle olmasında fayda var. Yine dönemi önemli. Bu dönemini yazmak da psikolojik olarak da etkili oluyor öğrenciler arasında. Eğer orada bu içinde bulunduğumuz dönem yazmıyorsa ya da boş sonrası herhangi bir şey yazmıyorsa, hoca güzel bir şey hazırlamış, işte her yıl fotokopi yapıp öğrencilere dağıtıyor gibi düşünebiliyor. Ama eğer o döneme özgün oluyorsa, ha bu hoca bu hazırlığı bu dönem için yapmış gibi düşünebiliyor psikolojikmen. Öğrencilerimizde böyle bir durum olabiliyor. Dersin yeri ve zamanı, tabii burada bu şu koşullarda dersimizin yeri ve zamanı mümkün mertebe online ortamlarda olacak. Özellikle lisansüstü derslerle ilgili planlama öyle. Onlarla ilgili edindiğimiz, efendime söyleyeyim, dersimizin zamanı ne zaman, neleri bekliyoruz, onları da mümkün mertebe aktarmamız lazım. Tabii bu bugünkü sunumu biz sadece bu pandemi durumu ile ilgili değil, aynı zamanda üniversitemizde yürütülmekte olan akreditasyon süreçlerine de yardımcı olması için detaylı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz değerli hocalarım. Onun için dersin yeri ve zamanı, şu anda yeri yok online ortam, değil mi? O zaman onu yazacağız. Zamanı da bize söylenen zaman ne zamansa onu yazmaya çalışacağız ama normal koşullarda bunları da vermemiz lazım. Öğretim elemanı ile ilgili bilgiler, dersin yürütücüsü, varsa asistanı, iletişim kanalları, mesela size telefonla iletişim kurmalarını istiyor musunuz öğrencilerinizin, ya da e-posta mı gönderecekler size gibi, ya da hangi saatlerde maillere cevap verebilirsiniz? Mesela o da önemli. Yani size 24 saat içerisinde mailler gelebilir ama her saat mi cevap vereceksiniz, yoksa bazı saatlerden, mesela şöyle bir şey diyebilirsiniz. Göndermiş olduğunuz tüm maillere her gün saat işte akşam 7'de cevap verebilirim gibi. Dolayısıyla öğrenciler de o 7 civarında sizden cevap bekleyecek olurlar. Kısacası dersin öğretim elemanı ile ilgili bilgileri vermemiz lazım. Üçüncüsü ve en önemli kısımlardan bir tanesi ise dersin tanımı ve amaçları. Tabii değerli hocalarım, dersin tanımını ve amaçlarını verirken aynı zamanda bizim gibi köklü üniversiteler için bir bazı süreçler de var. Uluslararasılaşma süreci, akreditasyon süreçleri. Bunları da düşünmemiz gerekiyor. Yani nedir? Tanımını ve amaçlarını verirken ulusal ya da uluslararası denklik süreçleriyle uyumlu bir şekilde dersimizin amaçları olmasına dikkat edersek daha iyi olur diye düşünüyoruz. Aynı zamanda ders kapsamında kazanılması beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikler de tanımlanmalıdır. Bunları da ayrıntılı bir şekilde vermeliyiz ama tabii bunları tanımlarken öğrenme çıktılarından bahsetmeden geçmememiz gerekir burayı. Biraz hızlı mı gidiyorum, öyle mi? Sanki ben kendimi böyle çok hızlı anlatır gibi buldum ama biliyorum herkesin de çok yoğun işleri var. Ayrıca bu video tabanlı konuşmalarda, seminerlerde çok uzun süreli de verimli olmayabilir diye biraz hızlı gittim herhalde. Bundan sonra biraz daha yavaşlamaya çalışacağım. Öğrenme çıktıları, hedef, kazanım, aslında bunlar da yaklaşık olarak birbirine yakın kavramlar. Yani dersin amaçları, öğrenme çıktıları, hedefler, kazanımlar, bunlar da birbirine çok yakın kavramlar olarak kullanılıyor. Şimdi dersimizin bir tanımını yaptık mı? Yaptık. Dersimizin tanımını yaptıktan sonra öğrenme çıktılarımızı yazmamız lazım. Öğrenme çıktılarına kastımız bir öğrenme sürecini tamamlayan, yani sizin dersinizi alan öğrencilerin neleri bileceğini açıklayan ifadelerdir değerli hocalarım. Öğrencinin yeni davranışlarının neler olacağını ortaya koyar. Bu dersi tamamladıktan sonra ne tür davranışlar değiştirmesini bekliyoruz biz öğrencilerimizden? Onlar ya da öğrenme çıktılarında bilgi, beceri veya tutumlar gözlenebilir ve ölçülebilir bir şekilde tanımlamamız gerekiyor.
Burası da önemli. Ayrıca eğitim boyunca kazanılacak problem çözme, etkili ekip çalışması yapma gibi bir beceriyi de içerebilir değerli hocalarım. Bunlar da bizim için öğrenme çıktılarıyla ilgili verebileceğimiz bilgiler. Peki öğrenme çıktıları yazmamızın amacı ne? Neden yazıyoruz? Öğrenme çıktısı yazınca ne olacak? Öğrencilerimize ya da bize ne kazandıracak diye baktığımız zaman aslında şunları görüyoruz değerli hocalarım. Öğrenciler kendilerinden beklenenler konusunda net bir fikre sahip oluyorlar. Yani bizden bu ders süresince şunları yapmamız bekleniyor. Dolayısıyla kendisini ona göre hazırlıyor. Öğretim elemanının dersi daha bilinçli bir şekilde planlayıp uygulamasına da yardımcı oluyor. Çünkü diyor ki öğretim elemanı da ben öğrenciye bu kazanımları kazandırmak zorundayım. Ya da ders içeriğinin, öğretim etkinliklerinin ölçme değerlendirmenin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesini de sağlıyor değerli hocalarım. Bu da bizim için önemli. Yani öğrenme çıktıları olduğu zaman öğrencileri motive etmemiz de daha kolay oluyor. Peki öğrenme çıktılarını yazarken nelere dikkat ediyoruz? Bir defa alanın ihtiyaçlarına, programın yeterliliklerine, dersin amacına ve seviyesine de dikkat etmekte fayda var. Öğrenme çıktılarını da yine yazarken 3 tür çıktı yazabiliyoruz. 3 farklı alanda öğrenme çıktısı yazabiliyoruz. Bilişsel alan, duysal alan ve psikomotor alan diye 3 alana özgün öğrenme çıktılarımız oluyor. Bilişsel alana özgün öğrenme çıktılarımız zihinsel öğrenmeler. Yani genelde bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme süreçlerini değerlendirebildiğimiz bilişsel alan, zihinsel öğrenmelere yönelik öğrenme çıktıları yazabiliriz. İşte burada mesela sunuları da zaten paylaşılacak sanırım. Örnek fiillerimiz var. İkinci alanımız bizim duysal alanlar. Öğrenciden beklediğimiz tutumlarına yönelik, değerlerine yönelik. Eğer biz bir çıktı bekliyorsak onları da duysal alanda yazmaya çalışıyoruz. Alma, tepkide bulunma, değer verme, örgütleme, kişilik haline getirme gibi değerli hocalarım. Bunlar da bizim için önemli. Son alanımız ise aslında zihin kas koordinasyonuna dayalı olan psikomotor alan dediğimiz alan. Burada uyarılma, kılavuzlarla yapma, beceri haline getirme, duruma göre uydurma ya da buna benzer alt kavramlarla beraber bu alana özgün de öğrenme çıktılarımızdan bahsedebiliriz değerli hocalarım. Mesela şunlar olabilir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler şunları tanımlayabilecektir. Ya da şunları analiz edebilecektir. Şunları sınıflandırabilecektir. Şunları değerlendirebilecektir gibi örnekler verebiliriz. Ya da tam olarak örnekleri şöyle düşünebiliriz. Mesela akıllı ilaç kullanımı ilkelerini uyarak reçete düzenleyebilir. Bilim tarihi ve bilimsel bilim üretimi ile ilgili yöntemleri karşılaştırabilir. Ya da öğretim yöntem ve teknikleri kitabını ana hatlarıyla özetleyebilir. Eğitim materyalleri geliştirebilir. Ya da İngilizce bir metni telaffuz kurallarına uygun olarak okuyabilir gibi öğrenme çıktıları olabilir. Demek ki o zaman şöyle düşünüyoruz biz. Özür dilerim. Şöyle düşünüyoruz değerli hocalarım. Dersimizi tanımladık, amaçlarını yazdık ve öğrenme çıktılarımızı altına mümkün mertebe eklemeye çalıştık. Öğrenme çıktıları yazarken de mümkün olduğu kadar gözlenebilir ve ölçülebilir ifadeler kullanmaya çalışıyoruz. Gözlenebilir ve ölçülebilir ifadeler kullanmamızın nedeni de aslında öğrenme çıktılarımız aynı zamanda bizim için ölçme ve değerlendirme süreçlerinde kullanacağımız bir durum. Yani buradaki öğrenme çıktıları, hedefler, dersimizin amaçları, kazanımlar diye tabir ettiğimiz bu kavram
barın tamamı daha sonradan ölçme ve değerlendirme yaparken biz bunlarla ilgili sorular soruyoruz. Onu da unutmamamız gerekiyor değerli hocalarım. Öğrenme çıktılarını kontrol de edebiliriz son olarak. Mesela yazdık diyelim ki öğrenme çıktısı. İşte bir dersle ilgili yaklaşık dersimiz kaç haftaysa her hafta için bir ya da iki öğrenme çıktısı yazılabilir diye düşünüyorum. Haftanın durumuna göre değişebilir ama bunları şöyle şu şekilde de kontrol edebiliriz. Programın ve dersin genel amaçlarına uygun mu? Açık ve anlaşılır mı? Hedeflenen öğrenme düzeyine ve tipine uygun yazılmış mı? Ya da ölçülebilir ve gözlenebilir mi? Yeterli sayıda yazılmış mı? Bir öğrenme çıktısı için sadece bir fiil mi kullanılmış şeklinde kriterlerle, buna benzer kriterlerle öğrenme çıktılarımızı ölçebiliriz. Demek ki dersimizin bir ders izlencesi hazırlarken hatırlarsanız 9 tane başlıktan bahsetmiştik. Birincisi ders ile ilgili bilgiler, ikincisi öğretim elemanı ile ilgili bilgiler, üçüncüsü dersin tanımı ve amaçları, öğrenme çıktılarının da olduğu bu bölüm. Dördüncüsü ise efendim ders planı. Ders planı. Yani asıl dersimizin hangi hafta ne yapacağımızı yazdığımız yer. Ki burası bizim için çok değerli. Çünkü her hafta bizim hangi konuları anlatacağız ya da göstereceğiz ya da öğrenciler çalışacak, hangi görevleri yapacaklar, konulara yönelik açıklamalar neler, bunlarla ilgili kısa kısa bilgiler vermemiz gerekiyor. Şöyle bir şablon olabilir bu. Mesela son üstteki hafta olan sütunda, hafta yazan sütunda dikkat ederseniz birinci hafta H1, H2, H3, altında da tarihler 20 Şubat, 27 Şubat, 5 Mart şeklinde tarihlerimiz var. Konu sütununda burada 3 haftalık bir örnek göstermişiz. Konu sütununda ise neler yapılacak o haftada? İşte ilk hafta olduğu için 20 Şubat'ta tanışma, izlence üzerine çalışma gibi etkinlikler var. İkinci haftada bilimsel yazım nedir? Bilimsel yazımın kökenleri nelerdir? Üçüncü haftada bilimsel yazım türleri nelerdir ve nasıl yazılır? Bunlar bizim konu başlıklarımız. Konuları dizeceğiz. Alt alta bütün konularımızı haftalara bölüp hepsini buraya koymamız lazım. Sonra bu konularla ilgili ki burası çok önemli. Çünkü özellikle lisans sürecinde biz bu yeni pandemi durumunda beklediğimiz şey öğretim elemanlarının öğrencilere ders bilgi sisteminde bu konuları yazmasını, konuların karşısına neleri okuyacağını göstermesi, sonra da onlara görevler vermesini bekliyoruz. Bu önemli bir süreç. Dolayısıyla burada konuların karşısına konularımızı ikinci sütuna yazmıştık. Üçüncü sütunda okumalarımız var. Neler okuyacak? O konuyla ilgili öğrenci neyi okuyacak? Efendim, burada mesela farklı kitaplardan daha önceden kullanıyorsa, öğrencinin elinde varsa, ulaşabiliyorsa ya da ders notunuz varsa, yani ders bilgi sistemine, DBS'ye yükleyebileceğimiz şeyleri daha çok tercih ediyoruz. Yoksa da kitaplardan kaynaklar da, yani şu kitabın şu sayfalarını okumanızı öneriyoruz gibi. Ama bunlar mümkün mertebe öğrencinin elinde olabilecek kitaplar olursa daha verimli olur diye düşünüyorum. Ya da burada sadece okuma da olmayabilir, dinleme de olabilir. Mesela sağ kısma da koyabiliriz görev olarak. Mesela incele diye bir şey koymuşuz. İşte yine araştırma konusu ve probleminin seçimi için beyin fırtınası demişiz ama tabii bunlar daha bu sürece uygun değil. Bu süreçte neler olabilir orada görevler? Mesela şu videoları izleyebilirsiniz. Yani o hani haftayı yazdık, konuyu yazdık, konuyla ilgili okumayı verdik.
Okumanın karşısına da son sütuna görevler bölümüne de öğrencinin bu konuyla ilgili izleyebileceği mesela YouTube'dan olabilir ya da başka kanallardan, ortamlardan olabilir. O ortamlardan neleri izleyebilir? Varsa sizin kendi çekimleriniz de olabilir. Onları izlemesini önerebiliriz. Ya da daha pratik bir öneride bulunayım. Çünkü hocalarımız bu biraz çok kısa bir sürede bu duruma geçtiğimiz için ders notları yeterli olmayabilir ya da kitaplarla ilgili sorunlar olabilir. Öğrencide kitap olmayabilir. Hocalarımız her ne kadar bunu çok kısa bir sürede hazırlayacak olsalar bile. O zaman ses kaydı alabiliriz biz. Mesela görüntüyü de istemeyebilir hocamız. Der ki ya işte kamera lazım, ışık lazım vesaire diye düşünebilir. Zor bir süreç olabilir. Biz normal cep telefonlarımız aslında hepimizin bir ses kayıt cihazı. Seslerini, o konuyu, o haftaki konuyu güzel bir şekilde anlatırlar. Anlatırlar. Seslerini kaydederler. O kayıtlarını bir ortama atabilirler. Ders bilgi sisteminde böyle ortamlar var. Ya da farklı ortamlara atabilirler. Onun işte linkini oraya koyarlarsa öğrenciler o haftayı hocamızın sesinden yine dinlemiş olabilirler değerli hocalarım. Böyle etkinlikler yapabiliriz. Ama kısacası bu ders planı bölümümüz bizim dersimizin hangi hafta, hangi tarihte, hangi konuyu işleyeceğiz, bu konuyla ilgili öğrenciler ne okuyacak, ne izleyecek, ne dinleyecek, hangi görevleri yapacak, hangi ödevleri yapacak, bunların tam detaylı bir şekilde anlatıldığı bölüm olduğu için aslında çok önemli bir bölüm. Burada bu öğrencilere ödevler, görevler, etkinlikler verirken de şunlara dikkat edersek daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir defa öğrencilere yapacakları etkinlik, görev ve ödevle ilgili detaylı bilgi verilmelidir. Detaylı bilgiler verilmelidir. Son teslim tarihi açık bir şekilde belirtilmelidir değerli hocalarım. Onlar da dikkat edilmelidir mümkün mertebe. Ve şimdi sürekli bahsediyoruz aslında yeni nesil öğrenci tipleri var. İşte Y kuşağı, Z kuşağı, alfa kuşağı vesaire birçok kavram kullanılıyor. Benim de branşım olduğu için teknolojiyle ilgili şeyler. Çok fazla kavramlar kullanıyoruz burada. Bu, tabii bizdeki gibi yani şöyle düşünelim. Şu andaki mevcut benim yaşlarımdaki hocalarımızın öğrencilik yıllarındaki gibi bir öğrenci kitlesiyle karşı karşıya değiliz efendim. Farklı bir kitleyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla size verildiği gibi etkinlikler verirseniz genelde olumsuz olabilir bunlar. Mümkün mertebe mevcut öğrenci portföyümüze göre, öğrencilerimizin özelliklerine göre, yeni neslin özelliklerine göre ödevler, etkinlikler verirsek daha verimli olur. Mesela video izleme onlar için zevkli bir etkinlik olabilir. Video hazırlama hatta öğrencilerinize mesela bir konuyla ilgili video hazırlama ödevleri verebilirsiniz. Efendim nasıl hazırlayacaklar diye sakın düşünmeyin. Hepsinin elinde kamerası var ve bu tip beceriler konusunda da hepimizden daha iyiler. Merak etmeyin siz, öğrenirler. Poster hazırlayabilirler, sunum hazırlayabilirler, blog yazısı oluşturabilirler. Mesela blog da birçok hocamız kullanıyor ama kısacası tarif etmek gerekirse ücret ödemeden bir adres alabildiğiniz ve ücret ödemeden küçük şekilde tasarım yapabildiğiniz basit bir web sayfası. Bizim üniversitemizde de çok kullanan hocalarımız var. Aktif olarak kullanan. Mesela Hasan Seçen hocamız onlardan bir tanesidir. Aktif olarak derslerinde blog kullanıyor. Ya da buna benzer başka hocalarımız da var. Şimdi Hasan hocam aklıma geldiği için örnek verdim. Öğrencilere bu konularla alakalı birer blog oluşturmalarını, bu oluşturdukları blogla ilgili adresleri de bize iletmelerini sağlarsak daha verimli bir süreç geçirebiliriz. Biz o blokları inceleyerek yol alabiliriz efendim. Simülasyon ya da oyun inceleme gibi
ödevler de olabilir. Kısacası buradan şunu söylemek istiyoruz. Öğrencilerimiz bizim öğrencilik yıllarımızdan farklı. Dolayısıyla onların yeteneklerini, birikimlerini, efendime söyleyeyim, deneyimlerini, onların özelliklerini, tercihlerini de düşünerek bu tip ödevler vermeye hassasiyet gösterebilirsek daha verimli sonuçlar elde edebiliriz. Efendim 9 bölümden oluşuyordu hatırlarsanız eğer. 9 bölümden oluşuyordu. 5. bölümümüzdeyiz. Öğretim yöntem ve metotları. Öğretim yöntem ve metotlarıyla ilgili de izlencemizde bir açıklama yapmak zorundayız. Mesela örnek, bu ders kapsamında anlatım, soru cevap, beyin fırtınası, işbirlikli öğrenme ve akran değerlendirmesi olmak üzere çeşitli öğretim yöntem ve teknikleri kullanılmaktadır gibi buna benzer. Şimdi siz hangi koşullarda nasıl ders anlatacaksanız, dersi nasıl yürütecekseniz ona göre de yöntemlerimiz değişiyor değerli hocalarım. Ona göre yöntemleri yazmak zorundayız ama mümkün mertebe buraya yöntemleri yazarsak daha verimli olabilir. Çünkü buraya yazdığımız yöntemlerle ilgili öğrencilerin yapması gereken hazırlıklar olabilir. Onları da anlatabiliriz. Bu süreci düşünürken, öğretim yöntemlerini yazarken yine öğrenme etkinliklerini mümkün mertebe iyice düşünmemiz lazım. Meşguliyeti, yani öğrenci mümkün mertebe bizim dersimizle ilgili nasıl meşgul edebiliriz? Onun kafasını nasıl meşgul edebiliriz? Ona nasıl odaklandırabiliriz? Nasıl o dersle ilgili bir şeyleri daha fazla düşünmesini sağlayabiliriz? Onun üzerine de biraz daha düşünmemiz gerekiyor değerli hocalarım. Sosyal öğrenme, yani grup çalışmaları, akran öğretimi, bunlara da bakabiliriz. Ya da deneyime dayalı, iş temelli öğrenmeler. Bunlarla ilgili, bu yeni kavramlarla ilgili de mümkün mertebe farklı şekillerde düşünebiliriz. Efendim, öğretim yöntem ve metotları ile ilgili öğrenmenin öğretilmesi bizim için çok önemli. Şimdi bu süreçte de gördük ki bizim her şeyi öğretmenlerden, efendime söyleyeyim, bir anlatıcıdan ya da bizler gibi öğretim elemanlarından öğrenmesi gerekmiyor kişilerin. Aynı zamanda öz düzenleme ve üst bilinç becerilerini ortaya çıkararak onların kendi öğrenmelerini, kendilerinin yönetmesini, yürütmesini, bilgiye ulaşmasını beklemekteyiz. Yani mesela diyelim ki evlerde görüyoruz, ev hanımların da özellikle ben çok çok şahit oluyorum. Farklı farklı son zamanlarda mesela benim kuzenlerimde ya da kendi evimde de farklı farklı yemeklerle karşılaşıyoruz. Allah Allah. Bu ne? Nereden öğrendik efendim? YouTube'dan. Ya da yemekle ilgili farklı yemek programlarından öğreniliyor. İşte aynı onlar gibi konuyla alakalı, dersle alakalı durumları da öğrencilerin kendilerinin öğrenebileceği şekliyle bu öğretim yöntem ve metotlarını yazmaya dikkat edersek daha verimli bir süreç yürütebiliriz. Akran ve işbirliklerinin desteklenmesi de bizim için önemli. Değişen öğrenci ihtiyaçlarını mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Efendim 6. bölümümüz ders kapsamında kullanılacak araçlar. Ders kapsamında kullanılacak araçlar. Yani bir derste hangi araçları kullanacağız? Öğrenciler ödevlerini hazırlarken hangi araçlardan yararlanacaklar? Bunları mümkün mertebe açıklamak zorundayız. Ve mümkün mertebe bizim şu anda iyi bir ders bilgi sistemimiz var. Öğrenci bilgi sistemimiz, OBS'miz de çok iyi üniversite olarak. Ders bilgi sistemimiz de her gün geliştiriliyor. Dolayısıyla ders bilgi sistemine de entegre edebileceğimiz ya da oralarda işte bu izlenceyi de paylaşacağız netice itibariyle. Hazırlamış olduğumuz değil mi? Bu planlama aracında paylaşacağız. Oralarda da işte bu bölümlere mesela Quizzes, Kahoot, Photoshop, Shotcut, Python, PowerPoint gibi neleri göstereceksek
nelerden bahsedeceksek ya da hangi araçlar öğrencinin kullanabileceği, nerede kullanabileceği ile ilgili ise onlardan da kısaca bahsetmekte fayda var. Bu arada bu süreçte başka derslerde de bu araçların önemli bir kısmı tanıtılacak değerli hocalarım. Ondan da bahsetmekte fayda var. Yine ders kapsamında kullanılacak araçlarda ödevlerin teslim edileceği, yükleneceği sistem de açıklanmalıdır. Mesela mümkün mertebe bizim sizden ricamız, sizin kolaylığınız açısından, süreci daha iyi, daha kolay yürütebilmeniz açısından e-posta kanallarıyla ya da çıktı olarak ya da işte farklı ortamlarla değil de bizim ders bilgi sistemlerin aracılığıyla ödevleri alırsa daha verimli olur. Daha az uğraşırsınız ve resmi kanal da burası zaten. Onun için mümkün mertebe onunla ilgili bilgi vermemiz gerekir ders kapsamında kullanılacak araçlar bölümünde. Yedinci bölümde dersin kuralları ve katılımcılardan beklentiler. Ne bekliyorsunuz katılımcılardan? Yani şu süreci de düşünecek olursak köyünde, evinde hatta bir kısmı dışarı çıkmakta zorlanıyor ya da çıkmak istemiyor, tercihte bulunmak istemiyor. Ne bekliyoruz? Onları da bu dersin izlencesine yazarsak daha kolay olur diye düşünüyoruz değerli hocalarım. İşte burada tabii normal bir dersin, normal bir dönemde dersin kuralları ve katılımcılardan beklentilerle ilgili örneğimiz var. Örnek işte ödevlerde şunlara dikkat edilmeli, işte okumalar yapılmalı, görevlere dikkat etmeliyiz gibi örnekler olabilir. Bunlar düşünebilir. Sekizinci bölümümüz değerlendirme bölümü değerli hocalarım. Ders kapsamında yapılacak ara sınavlar ve yıl sonu sınavları detaylı bir şekilde belirtilmeli. Tabii şu anda bu planlamada bunlarla ilgili boşluklarımız var. Sürecin öngöremiyor hiç kimse. Öngöremediği için de ne zaman hangi sınavlar yapılacak onları bilmiyoruz. Ama hangi sınavın hangi konuları kapsayacağı belirtilebilir. Ders kapsamında yapılacak sınavların geçme notuna ilişkisi belirtilebilir. Efendim yine değerlendirme ile ilgili süreci yürütürken mutlaka mümkün mertebe geçerli, güvenilir, etkili, kıyaslanabilir, eşitlik ve çeşitliliği olan, uygulanabilir ve şeffaf bir süreç yürütmekte de fayda var değerli hocalarım. Bunu ne kadar iyi yürütürsek öğrencilerimizde de o kadar daha iyi bir sonuç elde ederiz diye düşünüyorum. Sekizinci bölümümüzde ödevleri hazırlarken dikkat edilmesi gereken kurallar net bir şekilde ifade edilmeli. Mesela biz öğrencilerimizden ne tür ödevler bekliyoruz? Ödevlerimizle ilgili kurallarımız neler? Mesela mümkün mertebe öğrencilerimize sırf zorlansınlar diye ödev vermemeye çalışacağız. Ödev verirken hatırlarsanız efendime söyleyeyim kazanımlarımız vardı değil mi? Öğrenme çıktılarımız vardı. İşte ödevlerimizi o öğrenme çıktılarıyla ilişkilendirerek verirsek, yani bu ödev dersin hangi amacına hizmet edecek, onu mümkün mertebe aktarmaya çalışırsak iyi olur diye düşünüyorum. Ödevi herkes anlamalı, yalnızca bilen ya da çalışan kişiler yapmalı. Buna da mümkün mertebe özen göstermeliyiz. Bir de zamanında ya da geç veya eksik teslim edilen ödevlerle ilgili de açıklama yapmalıyız. Yani şu güne kadar DBS ders bilgi sistemi üzerinden ödevleri yüklerseniz şu kadar puan, ondan sonra yüklenen durumlarda ya almayacağız ya da işte ne yapacaksak onlarla ilgili bunlar hocanın inisiyatifinde olan şeyler. Onlarla ilgili mümkün mertebe detaylı bilgilendirmeler yapmalıyız değerli hocalarım. Yine değerlendirme bölümümüzde kriterlerimiz açık, anlaşılır. İşte kriterlerin puanlama olarak karşılıkları verilmeli. Sunulan kriterler verilen ödevle ilgili tüm boyutları kapsamalı. Yine farklı değerlendiriciler benzer puanları verecek şekliyle düşünmeliyiz. Yani bir ödevde, mesela bu bir doktora dersinde benim yürütmüş olduğum akademik yazım diye bir dersimiz var. O derste yöntem bölümünü yazıyor öğrenciler. Bir makaleye yöntem bölümü yazıyor. O yöntem bölümüyle ilgili kriterlerimiz. Yani öğrencilerimiz teslim ediyor ödevlerini. O ödevleri teslim ettikten sonra ben okurken
neye göre puan veriyorum? Onunla ilgili açıklamalarımız, buna benzer şekliyle ödevlerimizi, buna benzer kriterlerle değerlendirirsek öğrencilerimizde de hem çok ciddi sorunlarımız olmaz, hem de öğrenci asıl önemli olan ne biliyor musunuz değerli hocalarım? Burada önemli olan şu, ben ödevi hazırlıyorum ama hocam neye göre değerlendireceğini bilirsem eğer, o değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurursam daha verimli bir ödev çıkarabilirim. Yani benden bekleneni bilirsem ve benim kendimi nasıl değerlendirileceğini bilirsem ona göre kendimi hazırlarım. Ona göre ödevimi hazırlarım. Ona göre hazırlamış olduğum için de dersin amaçlarına daha iyi hizmet etmiş olur bu. Yani öğrenme çıktılarına daha kolay bir şekilde ulaşabilirim. Değil mi? Değerli hocalarım, bunlara da mümkün mertebe dikkat ediyoruz. Efendim son bölümümüz, zaten dersimizin de sonuna doğru yaklaşıyoruz. Mümkün mertebe 50 dakika içerisinde bitirmeye çalışacağız. 9 dakikam, 8 dakikamız var şu anda. Derse ait kaynaklar bölümüne baktığımız zaman zorunlu ve yardımcı kaynakları sunmalıyız. Şimdi ders kapsamında kullanılacak temel kitaplar neler? Makale ve rapor ve görsellerimiz neler? Doğrudan ya da dolaylı okumalarımız neler? Bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde vermemiz gerekiyor. Özellikle bu süreçte de, yani bu lisans ve lisans üstündeki derslerin bu kanalla yürütüldüğü süreçte de bu bölümü iyice zenginleştirmeliyiz. Ama tabii zenginleştirirken rastgele okumalar değil de değerli hocalarım, o konuyla ilgili okumalar ve mümkün mertebe okuma, sadece okuma değil de aynı zamanda izleme, inceleme, efendime söyleyeyim değerlendirme, hatta ve hatta bilgisayar oyunu oynama. Yani bazı durumlar vardır, oyun oynatırsınız siz. Yani sizin konunuza uygun bir şeydir. Efendime söyleyeyim. Gibi ya da web sayfalarını inceleme, sizin önem yani o konunuza uygun, hedefinize uygun bir şekliyle belli web sayfalarını inceleyebilirler. Sadece derse ait kaynak dediğimiz zaman kitap ve makale düşünmemeniz gerekiyor. Burayı da zenginleştirmemiz lazım değerli hocalarım. Yeni nesile uygun kaynaklar vermeliyiz yani onu demeye çalışıyoruz. Efendim çok sayıda izlence örneği inceleyebiliriz. Hem ülkemizde ki üniversitelerde var, hem dünyadan ders izlence örnekleri var. Sunuyu bir yerde arkadaşlarımız paylaştığı zaman sonuna da koymaya çalıştık. Biz işte dünyada bazı önde gelen üniversitelerden izlence örnekleri incelenebilir. Tabii izlence bu ders efendime söyleyeyim yıllık plan gibi, dönemlik plan gibi bir şey hazırlamaya çalışıyoruz. Bunları hazırlarken mümkün mertebe tablolaştırırsak daha kolay olur diye düşünüyorum. Yine öğrencilerin yardıma ihtiyacı olan konulardan rehberler hazırlayabiliriz. İşte ders bilgi sisteminin kullanımı, ödev hazırlama, ödev yükleme gibi konularda öğrenciye yardımcı olmaya çalışacağız bu süreçte. İzlence içerisine video izleme, oyun, animasyon gibi öğrencilerin daha çok ilgisini çekebilecek farklı türde etkinlikler yerleştirmeye çalışmalıyız. Gereksiz yere izlenceyi uzatmamalıyız ve anlaşılır olmasına da dikkat etmeliyiz değerli hocalarım. Burada bu izlence hazırlarken iki şeyden bahsedeceğim yine değerli hocalarım. Bir tanesi bizim öğretme ve öğrenme merkezi olarak, Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Merkezi olarak bir şablon hazırlamaya çalıştık. Ders izlencesi oluşturma şablonu. Bu şablonu izlence hazırlama aracının yanındaki adresten ogem.atauni.edu.tr'den daha doğrusu ogem.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Orayı etkinleştirdiğimiz zaman çok basit bir şekilde size bir şablon veriyor. O şablonun içerisine dolduruyorsunuz. Hazır bir şablonumuz var. O şablonun içerisinde sizin kendinize, dersinize ilişkin bilgileri girdiğimiz zaman elimizde bir hazır izlencemiz oluyor. Ya da aynı zamanda bizim OBS'den bir şablon indirme bölümümüz var.
Burada ise OBS'den oraya yarın arkadaşlarımız ders bilgi sistemini, daha doğrusu bugün 2'de ders bilgi sistemini anlatırken göstereceklerdir. OBS'den izlence oluştur bölümünü aktifleştirdiğimiz zaman da daha önceden dersimize ilişkin zaten mevcut bilgilerimizin bir kısmı olması gerekiyor. Artı bu ders izlencesiyle ilgili çoğu kavramı biz Bologna sürecinde zaten girdik. Var derslerimizde. Ama mümkün mertebe onları güncellemeli, duruma göre, şartlarımıza göre, dersimize göre, öğrencilerimizin durumuna göre güncellemeliyiz. Kendimizi özgünleştirmeliyiz. Orada da OBS'den şablon oluşturma bölümünde de orada etkinleştirdiğimiz takdirde de dersin adı, hocamızın adı ve bazı oradaki Bologna ders bilgi sisteminden aldığı için bazı bölümlerde hazır olarak gelecektir. Bunları da yararlanabilirsiniz. Kısacası değerli hocalarım, dersle ilgili tüm ayrıntılar kısa ve öz bir şekilde açıklamaya çalışmalıyız izlencede. Mümkün mertebe sürecin başında hemen önümüzdeki hafta öğrencilerimize dağıtmaya çalışmalıyız. Öğrencilerimizin karşılaşacakları tüm durumları belirtmeliyiz. İzlencede anlaşılmayan yerlerin olmadığına emin olmalıyız. Hazırlamış olduğumuz ders izlencesi, öğretim programı ya da silibüs olarak adlandırdığımız planlama aracını, dönemlik planı, yıllık plan değil de dönemlik plan diyoruz biz. Bu dönemlik planı başka hocalarımızdan da görüş ve önerileri doğrultusunda değerlendirmelerini isteyebiliriz. 50 dakika içerisinde anlatmaya çalışacaktık. Son bir iki şeyle dersimizi bitirmeye çalışacağız değerli hocalarım. Aslında planlama bizim için önemli. Öğretim üyeleri, öğretim elemanları için daha önemli. Öğrenciden daha çok bizim işimize yarayan bir süreç. Özellikle de uzaktan eğitim, işte online eğitim gibi durumlarda ise planlama olmazsa olmaz araçlarımızdan bir tanesi. Yani hangi hafta öğrenciden ne yapmasını istiyoruz? Biz ne yapacağız? Bunları ayrıntılı bir şekilde planlamamız lazım değerli hocalarım. Bu teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Bugün 2'de bir eğitimimiz var. Yarın 10'da, 2'de ve 4'te. Toplam 5 eğitimle bu haftalık. Haftaya da yine ihtiyaca göre eğitimler olabilir. Sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ben Yüksel Göktaş, Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme ve Uygulama Merkezi adına sizlerle birlikte oldum. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. İyi günler.